Burada olması lazım. O girmez lan. Bugün aramıza bir katılım daha var. Birliğin, kardeşliğin ve herkese özgürlüğü olan AK Parti'ye Cemil kardeşimiz gelip bunun katılım yaptı. Aramıza geldiği için bana hoş geldiniz diyoruz, şeref verdiniz diyoruz. Bakın, gün be gün çoğalıyoruz. Bu çalışmaların sebebi şu. Bizler hepimiz el ele vererek, hepimiz bir olduğumuzu belirterek çalıştığımız zaman inanın ki meyvesini alıyoruz. Elhamdülillah, Ceylanpınar'da yapılmayan hizmet kalmadı. Türkiye'de yapılmayan hizmet kalmadı. Fakat sizlere hizmetleri her gün anlatırsak, inanın ki sabahtan akşama kadar anlatsak bitiremeyiz. Ve bu hizmetler Recep Tayyip Erdoğan'la oldu. AK Parti ile oldu ve Allah'ın izniyle şimdi biz geçen gün Ramazan bayramımızı kutladık. Ramazan bayramımızdan sonra 25 Haziran'da da ülkemizde özgürlüğün bayramını kutlayacağız Allah'ın izniyle. Hep beraber. Kürtçe konuşması bilmiyor. Demirtaş'ı bile Kürtçe konuşmasını bilmiyor. Bu süreçte HDP milletvekili aday adayı bundan bir hafta önce hepiniz şahit oldunuz. Ali Kesmez Beyefendi bizlere iltihak etti. HDP hem meclis üyesi hem belediye başkan yardımcısı Muzaffer Acet, o da birkaç gece önce akrabalarıyla, dostlarıyla geldi. Dedi hak ve batılın savaşında dedi bundan sonra hakkın yanında yer alacağım. O da saflarımızla beraber yanımızda yer aldı. Ve bizimle şu an mücadele ediyor. Değerli hemşehrilerim, Ceylanpınar'ın ileri gelen ailelerinden, Artuk ailesinden, Cemil Artuk kardeşimiz akrabalarıyla beraber bu gece partimize teşrif ettiler. Bizlere Allah onlardan razı olsun diyorum. Gücümüze güç katın. Allah sizden razı olsun. Kıdır Peygamber, Kıdır Peygamber ona razı olun. Sizlerden razı olsun. Fadiş ve Razibi. Değerli başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli meclis üyelerim, değerli halk, değerli vatandaşlar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Bu kutlu dava için ve aramızda şu anda bulunmayan reis baba olarak Mehmet Said Atilla'ya rahatsızlığından dolayı Allah-u Teala acil şifalar diler. Her zaman yanında bu yüce kutlu davada Recep Tayyip Erdoğan sayesinde
eskiden hepimiz Avrupa Avrupa duy sesimizi dahil edilirken şimdi Avrupa Avrupa kes sesini diyoruz. Böyle elinde varken dünyaya meydan okuyan bir lider varken herkes elini vicdanına koysun, oyunu oyuna göre kullansın. Başka bir şey diyeceğim yok. Allah razı olsun. Bir de şunu diyeyim. Tesadüfen bakalım. 1995'te İstanbul'da Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'a Mısır Çarşısı'nda bir fotoğraf çekerken inşallah seni başımıza görürüz dedik. Reis-i Cumhur oldum. 2016 Temmuz'unda Ankara'da mecliste fotoğrafa da bende şu anda. Şu anki bakalımız Vakı Baba'ya fotoğraf çekerken Sayın Sala Bayışı'nda görüldüm. Şu anda da Genel Belediye Başkanımız Menderes Atina'yla bir güzel fotoğraf çekip inşallah onu da rekorlarında görmek isteriz. Saygılar sana. Cemil Arto'nun şahsında tüm Arto ailesine, Tuhubi'li akrabalarıma teşekkür ediyorum. Gücümüze güç kattınız. Allah sizden razı olsun. Kolejva razı be, Kolejva razı be, Kolejva razı be. Benim ismim Orhan Çakar. Ben de 2002'den beri AK Parti'de çalışıyorum. Arkadaşlar az önce bakan hepsi benim dayılarımdır, muhalefet ilerimdir. Ben de zaten onların yeğenleriyim. Başkanım zaten az çok tanıyor beni. Ben Kızıltepe'deyken gerçekten şunu fark ettim. Yollar berbat. Hiçbir hizmet yapılmamış. Sadece gidip görmeniz yeterli ki çoğunuz mutlaka gitmiştir oraya. Yani ki ben Ceylanpınar'a girerken o yolları bile görmem yeterliydi benim için. Hizmet sonuna kadar vardı. Hepimiz başkanımızın yanındayız sonuna kadar AK Parti'de ve bunu size söylemek istiyorum. Bu bir fitnedir. Şu anda şunu söylüyorlar. Gelin Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a verelim. Ama milletvekilliğinde başkayla verelim. Sakın bu fitneye gelmeyin. Bu bir oyundur. Hepsinde Erdoğan'a veriyoruz. Başka hiç kimseye veriyoruz. Allah hepinize razı olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Bir olan gücüm millet.